Mimari tasarım dediğimiz süreç birbirine göre oldukça farklı sonuç ürünler doğurabilen, belirli kuralları olmayan, dünya üzerinde tarih içerisinde farklı tasarımcılar tarafından farklı şekilde organize edilmiş bir süreç olarak tanımlanabilir. Belirli doğruları bulunmamakta, hatta bunu tanımlamaya çalışmak ya da bu şekilde açıklamaya çalışmak bile belli açılardan yanlış olarak kabul edilebilir. Ancak özellikle mimarlık öğrencileri için bunu en basit anlamda şu şekilde nitelendirebiliriz. Birbiriyle ilişkili bir dizi karar ürettiğimiz, gittikçe ayrıntılanan bir dizi karar ürettiğimiz bir aşama. Bu kararlar neticesinde kullanıcılar için oluşturmaya çalıştığımız yaşam alanlarının hem işlevsel, ne işe yarayacağıyla ilgili hem de estetik diye nitelendirebileceğimiz, yani doğrudan bir işle ilgili olmasa dahi bir sanat değeri taşımasını sağlayacak belirli nitelikler kazandığını söylemek mümkün olabiliyor. Şimdi bu özellikleri aslında işlevle ilgili özellikleri ve estetik özellikleri bu biçimde birbirinden ayırmak doğru olmayabilir. Çünkü herhangi bir ürünün bu bir yaşam alanında olabilir, bir kurşun kalemde olabilir, üretilen bu tasarım süreci sonunda karar verilerek üretilen herhangi bir ürünün belirli bir özelliği hem o ürünün ne işe yaradığıyla ilişkili olabilir, bir işe yaramasını sağlayabilir, hem de bu sanat boyutu ya da kavramsal boyutuyla ilişkili kabul edilebilir. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmek için hepimizin bildiği bir çamaşır makinesi örneği üzerinden gidelim. Bildiğiniz gibi bu da üretiliyor, tasarlanıyor. Ekseriyetle mühendisler tarafından bununla ilgili belirli kararlar veriliyor. Bu kararlar sonucunda ortaya çıkan bu nesne, bu makina temel amacı, işi çamaşırı yıkamak yani lekelerden arındırmak. Ve bu kararlardan bazıları, burada gördüğümüz mesela motorun çapı, dönme sayısı, ne kadar elektrik tüketeceği, yüzeyindeki bu gözeneklerin, deliklerin pozisyonları, sıklığı gibi kararlardan bazıları sonucunda bu ürün işlevini yerine getiriyor. Sorunsuzca yerine getiriyor ya da kararlar yanlış verilirse problem yaşanabiliyor. Yani çamaşır lekesinden arındırmayabiliyor. Ama bunun dışında da belirli özellikleri var. Örneğin rengi. Bunun rengi farklı olduğunda işlevi olumlu ya da olumsuz etkilemeyebilir ya da biçimi. İlla bizim alışık olduğumuz bu prizmatik biçimde olmasına gerek yok. Kapağının önden olmasına gerek yok. Farklı biçimlerde de üretilebilir. Hepsi bu kararlar doğru alındığında işini yerine getirebilir. Bu anlamda bizim amacımız aslında mimari tasarımcı olarak verdiğimiz kararlar sonucunda elde edeceğimiz yaşam alanlarının ne işe yarayacağına ilişkin doğru çalışması, işlevini yerine getirmesi ve belirli bir estetik değeri olması. İkisini birlikte sağlamak istiyoruz. Daha mimari bir örnek üzerinden gidelim. El yıkama işlevi için kullandığımız bir bileşen, bir yapı ürünü. Bu da tasarlanıyor. Lavabo. Bir tasarımcı buna karar veriyor. Yüksekliği ne kadar olsun? Genişliği ve uzunluğu nasıl olsun? Rengi ne olsun? Bunun boyutları deliğin, buradaki teknenin boyutları nasıl olsun gibi kararlar veriyor. Ve en çok alışık olduğumuz iki biçim bu şekilde genelde hep beyaz renklidir. Bu işte kilden üretilir, kil gereç kullanılır. Ve eğer ki işi yapması gereken iş kullanıcının yapısına göre farklılaşıyorsa, örneğin tekerlekli sandalyede bir kullanıcı söz konusuysa, o zaman biçimin değiştiğini görüyoruz. Çünkü bu kararlar aslında demin söylediğimiz gibi doğrudan ayırmak mümkün değil. Estetik ve işlevle ilgili kararlar birçok ürün için belirli özellikleri bir arada barındırması gereken kararlar. Biçimin biraz farklılaştığını, bazı aparatlar eklendiğini görmekteyiz ama illa böyle mi olmak zorunda? İlla beyaz renk mi olmalı? Bu biçimde mi olmalı? Hayır. Daha farklı şekillerde de bu tasarlanabilir ve doğru tasarlandığında bu kararlar doğru verildiğinde, tasarım sürecini oluşturan kararlar doğru verildiğinde hem işini sorunsuz yerine getirebilir hem de belirli bir estetik nitelik sahibi olabilir. Bunun tersi de mümkün. Doğrudan işlevle ilgili tarafa ağırlık verip
O yönlü kararlar alırsak, estetik değeri göz ardı edersek, sonuçta işe yarayan bir ürün elde edebiliriz, işe yarayan bir sonuç elde edebiliriz ama estetik kıymeti anlamında, sanatsal kıymeti anlamında daha düşük olabilir. Ya da yine ters anlamda bir örnek verelim. Sanat tarafına çok yoğunlaşıyoruz, kavramsal boyutu üzerinde çok düşünüyoruz ama işlevi göz ardı ediyoruz. Bu durumda da belki sanat niteliği daha yüksek bir sonuç elde ederken herhangi bir işe yaramayabilir. Ya da yüklenmesi gereken işi doğru şekilde yerine getirmeyebilir. Hatırlayacağınız gibi yapı ürünlerinden bahsetmiştik daha önce. Yapı yaşam alanlarından yani birimlerden oluşuyordu. Bunlar çok farklı geometrik biçimlerde olabilir. Burada gördüğümüz gibi bu biçimde olmasına gerek yok. Büyük, küçük, kapalı, açık, yarı açık nitelikte olabilir. Ve birden fazla yaşam alanı barındırıyorsa, bir kütle oluşturuyorsa, bu birimler çeşitli şekillerde yan yana gelerek, birbiriyle ilişkilenerek o kütleyi, o yapıyı ortaya koyuyor. Yapıdaki her şey ve birimleri oluşturulması ise ögeler tarafından gerçekleştiriliyor. Örneğin bu yine örnek üzerinden bakarsak, dört tane duvar ögesinin, bu biçimde o düzenlenmiş dört duvar ögesinin birleşerek iki döşemeyle bir araya gelerek bir birim meydana getirmiş olduğunu görüyoruz. Yine aynı şey söz konusu. İlla bu şekilde olmasına gerek yok. Çok farklı biçimlerde bu yapılabilir. Ama ögelerin temel amacı yapının sağlaması gereken işlevleri, yapının yüklenmesi gereken işlevleri işlevlerden bir ya da birkaçını üstlenerek bu görevleri yerine getirmek. Yapı kendi üzerine aldığı işi ögelerine yükleyerek bunu gerçekleştiriyordu. Ögeler de bileşenlerden meydana geliyordu. Yine bu örnek üzerinden gittiğimizde böyle bir duvar gövdesi, yani duvar taşıyıcı katmanı, strüktürü, bir doğrama bileşeni, bir kaplama bileşeni bir araya gelerek ögeyi oluşturmuş olduğunu görüyoruz. Bileşenler ise parçalardan meydana geliyor. Parçalar biçimsiz olan gerecin belirli bir geometrik biçim kazandırılması sonucunda elde ediliyor. Yan yana gelince de anlamlı bir bütün oluşturuyor. En alt düzeyde burada gördüğümüz gibi tanımlanabilir bir geometrik biçimi olmayan ya doğada bulunduğu haliyle ya çok az işlenmiş temel ürünler, gereç oluyordu. Toprak, buradaki ağaç kütüğü ya da çimento gibi. Bizim aslında tasarımda yaptığımız iş bu anlamda karar üretmek. Yaşam alanlarını belirliyoruz. Bu yaşam alanları birden fazla birim içeriyorsa ve bir kütle oluşturuyorsa o kütleyi belirliyoruz. Ardından gittikçe ayrıntılanan o hayalini kurduğumuz kütleyi gerçekleştirebilecek alt düzeylerde kararlar üretiyoruz. Tabii ki bu tasarım aşamaları böyle konumlanmak zorunda değil. Çok farklı şekilde de organize edilebilir. Ancak demin söylediğim gibi özellikle mimari tasarım eğitimine yeni başlayan arkadaşlar için bunun açıklanabilmesi ya da yol gösterici olması bağlamında öncelikle iyi bir araştırma ve analizle başlamak, hatırlayacağınız gibi çevresel etmenleri oluşturan dış çevre, kontekst yani doğal çevre, yapma çevre ve sosyal çevreyi incelemek, content yani tasarlayacağımız yaşam alanının için çevresindeki kullanıcıyı araştırmak, bunun dışında üretim kaynakları, zorunlulukları incelemek ve bir takım bilgiler toplamak. Ardından bu topladığımız bilgileri birbiriyle ilişkilendirip bazı çıkarımlarda bulunmak, bazı yorumlar yapmak, bir düşünce sistemi, bir yaklaşım biçimi ortaya koyarak bundan sonraki aşamalarda bize yol göstermesini sağlamak ve çoğunlukla da dört ana aşama: ön tasar, Türkçesiyle Fransızcası avant proje, kesin tasar, uygulama tasarı ya da uygulama projesi ve ayrıntı tasarı dediğimiz dört ana aşamayla bunu oluşturmak mümkün olabilir. Hepsini tek tek inceleyelim. Ön tasar dediğimizde, daha doğrusu her aşamada belirli nitelikte kararlar veriyoruz, bunları bir şekilde anlatıyoruz ve buna ilişkin bazı örnekler üzerinden bunu incelemek mümkün. Ön tasar dediğimiz yerleşme, binaya, birimlere yönelik alternatiflerin oluşturulduğu, değişebilir kararların alındığı ilk aşama. Yerleşimle ilgili tasarlanacak alana kim nasıl ulaşsın, nasıl yaklaşsın, yaya ya da araç, kim nasıl oraya erişsin, oradan kim nasıl ayrılsın.
buna yönelik bir karar vermek. Ardından tasarlanacak alanda işte bir yaşam alanı söz konusuysa açık, yarı açık ya da kapalı ya da birden çok yaşam alanı varsa ve bunlar birleşerek bir kütle oluşturuyorsa, bir bina meydana getiriyorsa ya da birden fazla bina meydana getiriyorsa bunların ve bunları tamamlayacak olan açık yaşam alanlarının o bölgede, o tasarım alanı içerisindeki olası konumları, nasıl birbiriyle ilişkilenebileceği, nereye yerleşebileceği, yine tasarlanacak binalar ya da yaşam alanları ile ilgili boyut, biçim, renk, desen, doku, saydamlık, yönlenme gibi ya da mekan yerleşimi gibi kararların alındığı bir aşama olarak bunu tanımlamak mümkün. Bol deneme yaparak, zihnimizde bunu kurgulamaya çalışarak, sadece zihnimizde sınırlı kalmayıp belirli araçlar, bu fiziksel araçlar olabilir, kağıt, kalem, boya kalemleri gibi ya da dijital araçlar olabilir. Bunları kullanarak kafamızdakini bu ortamlara döküp daha geliştirmeye çalışmak, iyi ya da kötü yönlerine göre farklılaştırmak ya da alternatifler oluşturarak en uygununu seçmek. Ancak bu sıralama içerisinde ön tasar aşamasında biz çoğunlukla yapı ve birimlerine karar veriyoruz. Bu kararları verirken tabii ki başka teknikler de kullanabiliriz. Bubble diyagram dediğimiz, balon diyagram dediğimiz bu tasarım alanı içerisinde her yaşam alanının, her birimin kapalı, açık, yarı açık birimin bu alanda nasıl konumlanacağı, birbiriyle nasıl ilişkili olacağı ve kontekstle nasıl yine ilişki kuracağı, bunu iki boyutlu ya da üç boyutlu bir ortamda gerçekleştirmek, farklı denemelerle en uygun, en doğru, en işlevsel ya da estetik anlamda kararları bulmaya çalışmak, eskiz yapmak, başta belki bir takım karalamalar gibi görünmekle birlikte bazı oranları, geometrik biçimlenişleri, ve ilişkileri yine yaşama ilişkileri kurgulamak, hem kendimiz görmek hem başkasına göstermek ve bol bunu deneyerek farklı şekilde en uygununa erişmeye çalışmak böyle bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi tüm bu yaptığımız eskiz, maket, dijital çalışmalar hepsi aslında zihnimizde yer alan şeyi belli bir ortama döküp öncelikle kendimizin algılaması, üzerinde çalışabilmek, onu olgunlaştırmaya gayret etmek, hem de başkasına aktarmak için yaptığımız bir şey. Buradaki beyaz tahtadan hiçbir farkı yok. Ön tasarı tamamladıktan sonra buradaki tabii alternatifler bir yerde kesinleşmesi gerekiyor. Bu gelgitler, değişimler bir yerde kesinleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla kesin tasar dediğimiz aşamaya geçebiliriz. Binaya ilişkin kararların biraz daha ayrıntılandırıldığı ara çalışma. Bir önceki aşamada birime kadar inmiştik. Burada artık ögeler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu tasarlayacağımız kütle ve yaşam alanları hangi ögeleri, ögeler tarafından oluşturulmalı? Bunların işlevleri ne? Hatırlayacağınız gibi binanın yüklenmesi gereken işlevler aslında ögeler tarafından karşılanıyor demiştik. Bina güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmalı. Fakat bunu yaparken işte soğuktan koruma, gürültüyü uzak tutma, yaşam alanından uzak tutma, manzaraya dan faydalanmasını sağlama gibi işlevler ögeler tarafından belirleniyor. Biz onu doğru tasarlarsak ancak o yaşam alanları bu şekilde olabilir. Sadece işlevsel değil, bir önceki aşamada verdiğimiz estetik yaklaşım, hatta iki önceki aşamada verdiğimiz estetik yaklaşımın da yine ögeler tarafından yerine getirildiğini biliyoruz. Ona yönelik işlevsel ve estetik kararları üretiyoruz. Ve bunu yapabilmek için de ne tür nitelik olması gerektiğini, nasıl bir nitelikte oluşturulması gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Burada Ecological Living Module ismi verilmiş. New York'ta daha önce tasarlanıp üretilmiş bu küçük yaşam birimini modülünü örnek olarak kullanmak istiyorum. Bu bitmiş halinin fotoğrafı ve kütlesine ve yaşam alanlarına ilişkin böyle bir anlatım yapılmış. Üç boyutlu çok güzel bir anlatım biçimi olduğunu biliyoruz. İşte bir uyumanın gerçekleştirildiği, uyuma eyleminin gerçekleştirildiği bir hacim var.
Onun hemen altında yemek pişirme, yemek yeme, burada bir oturma, işte yarı açık bir teras alanı ve şu kısmın içinde tuvalet ve duş ihtiyacının karşılandığı bir banyo kısmı olduğunu görüyoruz. Farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Burada hem işlevle ilgili hem de estetik durumuyla ilgili sonuç ürünü görmekteyiz. Ve bu noktada yani ön tasar ve onun peşinden gelen kesin tasar aşamasında hem bu yaşam alanları, birimler, kullanıcının orada ne yapacağını, orayı nasıl kullanacağı, hem de ögeler, mesela buradaki duvar ögesinin alışık olduğumuz duvarlardan farklı olarak kullanıcıyı soğuktan koruma, sesten koruma, bir sınır oluşturma, mekanı tanımlama, yük taşıma gibi işlevlerinin yanı sıra mikrofarming, yani buradaki küçük bitkilerin, yenebilir bitkilerin yetiştirildiği bir işlev de yüklenmiş olduğunu görüyoruz. Buradaki döşeme ögesinin mesela işte mikro ekonomiyi sağlayacak şekilde satış yapmak üzere kullanılabileceğini görüyoruz. Ve bu ögelerin hangi işlevleri yükleneceği de bu görselde anlatılmış durumda. Bu duvar gibi arkadaki duvarın bir bölümü de içeride yine yenebilir meyve sebze yetiştirmek üzere bir işlev yüklenirken alt bölümü atıkların depolanması ve işlenmesi işlevini yerine getirmiş. Çatı kısmı kullanıcıyı soğuktan korumak, yağmurdan korumak, bu gibi işlevlerin, alışık olduğumuz işlevlerin yanı sıra güneş enerjisini yakalamak, onu muhtemelen elektrik gibi başka enerji türlerine çevirmek, temiz su toplamak ve onu arıtmak, yağmur suyunu toplamak ve arıtmak gibi işlevlerde yüklendiğini görüyoruz. Bu kararların verilmiş olduğunu görüyoruz. Tabii ön tasar ve kesin tasar aşamasında demin konuştuğumuz gibi hem kendimiz o fikri geliştirmek için bir ortama dökerek kafamızdakileri onunla uğraşıyoruz. Hem de başkasına anlatmak istiyoruz. Burada da en çok kullandığımız işte yatay kesit olan plan. Demin konuştuğumuz mutfak, ıslak hacim, bu arkadaki atık işleme duvarının bulunduğu kısım, yemek alanı, öndeki teras kısmı. Hem de düşey kesitli bu birimlerin ve yapı ögelerinin durumlarını görmek mümkün oluyor. Tabii ki burada amacımız aslında herhangi bir teknik eğitim almamış kişiye bu kararları, birim ve öge kararlarını, merdiven gibi, işte duvarlar gibi ögelerin kararlarını anlatabilmek, onun kolay anlayabilmesini sağlamak. Üç boyutlu anlatımlar her zaman burada daha ideal olabilir. Ancak iki boyutta da işte son halini, yani bittiğinde tasarım fiziksel boyuta geçtiğinde nasıl görüneceğini ifade etmek için de bunu kullanırız. Bu nokta aslında bizim için bir eşik oluşturuyor. Buraya kadar birimler ve ögeleri tanımladık. Oradaki yaşantıyı kurguladık ve bunu karşı tarafa anlattık. Belli bir yerden sonra da burada aldığımız kararların uygulanmasına ilişkin kararlar vermeliyiz. Yeni bir aşamaya geçmeliyiz. Uygulama tasarı dediğimiz yapısal bütünlerin daha ayrıntılı tasarlandığı karar vermeye devam ediyoruz. Hem işlevsel hem estetik kararlar vermeye devam ediyoruz. Ancak daha ayrıntılı bir düzeye inmiş durumdayız ve artık amacımız, temel amacımız bu yaşam alanlarının yerinde uygulanabilmesi, fiziksel bir nesneye dönüşebilmesi için kararlar üretmek ve bunları anlatmak. Daha önce ögeleri belirlemiştik kesin tasarda. Şimdi artık bileşen düzeyine inmeliyiz. Bu ögelerin hangi bileşenlerden oluşturulacağı, her bileşenin öge kararları ile ilişkili şekilde hangi gereçten ne tür parçaların bir araya getirilmesiyle üretilebileceği, bileşenlerin boyutlarının ne olacağı, biçiminin ne olacağı, nasıl konumlandırılacağı ve diğer bileşenlerle ilişkilerinin nasıl olması gerektiği, karar vermemiz gereken, bizi bekleyen adımlar bunlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu bileşen kararları için parçaları da belirlemem gerekiyor, gereçleri de belirlemem gerekiyor. Yine deminki örnek üzerinden gittiğimizde bu bahsettiğimiz duvarın bazı bileşenlerden meydana gelecek şekilde tasarlandığını, duvar strüktürünün yapı strüktürüyle nasıl ilişkileneceği,
üstleneceği işlevleri yerine getirebilmesi için ne tür yalıtım bileşenleri taşıması gerektiği, içermesi gerektiği ve kaplama, iç ve dış kaplamanın nasıl olacağı. Yine bir önceki adımda kendisine atfedilen görevleri yerine getirecek şekilde ne tür dış bileşen, yalıtım bileşenleri yani kaplama bileşenleri, yalıtım bileşenleri ve strüktürel bileşenlerden iç kaplamadan oluşacağı burada anlatılmış. Tabii bunların yapılabilmesi için parçalar ortaya çıkmalı, parçalar belirlenmeli. O parçalar için de gerece karar vermek gerekiyor. Ne tür gereçler, nasıl geometrik biçimlerde parçalara dönüştürülecek, o parçalar nasıl bir araya getirilip bileşenleri oluşturacak, o bileşenler hangi sırayla nasıl ilişkilenerek ögeleri meydana getiriyor ki ögeler bir araya geldiğinde hayalini kurduğumuz yaşam alanları gerçekleşebilsin. Amacımız uygulamayı yapacak ekibe bu kararları anlatmak olduğu için ve onlar teknik eğitim almış olan insanlar olduğu için, mühendisler, ustalar gibi kişiler olduğu için burada daha farklı bir anlatım biçimi, kararları karşı tarafa aktarmak üzere tercih ettiğimiz bol yazı, ürün bilgisi, ölçüler, kodlar yani bu ürünlerin öncelikle temin edilmesi sonra da burada anlattığımız biçimde bir araya getirilmesini sağlayacak bir yönerge ortaya koymak. Üç boyutlu fiziksel maketlerden ya da dijital düzenlemelerden de yararlanabiliriz. Ama bir yerde bu uygulama ölçeği bizim kararları anlatmamız için ya da kendimiz şekillendirebilmemiz için yeterli olmayacak. Daha ayrıntıya inmek isteyeceğiz. Özellikle hangi parçaların nasıl bir araya gelmesi gerektiğine ilişkin parça düzeyinde kararlar bunlar. Burada gördüğümüz gibi bir duvar gövdesi bileşeni, duvar kaplaması bileşeni, buradaki doğrama bileşenini oluşturan şu iki parçayla nasıl ilişkilenecek? Buradaki denizlik parçasıyla doğramayı oluşturan bu parça nasıl ilişkilenecek? Cam parçayla kanat parçası nasıl ilişkilenecek gibi kararları hem düşünerek verdiğimiz hem de karşı tarafı anlatmaya çalıştığımız aşama olduğunu söylemek mümkün. Yine hem işlevsel hem estetik kaygılar güderek önceki aşamalarda ortaya koyduğumuz yaklaşımı takip ederek bunu veriyoruz. Nasıl üretileceği, nasıl uygulanacağını belirliyoruz ve bir yönerge ortaya koyuyoruz. Buradaki döşeme ve duvarın nasıl ilişkileneceği, çatıyı oluşturan bu kısımla bu duvarın nasıl ilişkileneceği, bu duvarın bitki yetiştirme işlevi için ne tür parçalara ihtiyaç duyduğu bizim belirlemelerimize göre, tasarımımıza göre gerçekleşiyor. Uygulama tasarının bu şekilde anlatılması ve işte şu bölümde verebildiğim bilgiler aynı kısım ayrıntı tasarı için çok daha fazla bilgi içerecek şekilde anlatılabilir. Bizim derdimiz, tabii bunları üç boyutlu da yapabiliriz, maketle de yapabiliriz, dijital de olabilir. Ama öncelikli amacımız burada uygulamanın gerçekleştirilmesi için bir yönerge oluşturmak. Ön tasar, kesin tasar, uygulama tasarı, ayrıntı tasarı. Bu dört aşama illa bu şekilde olmayabilir, illa bu sırayla gitmeyebilir. Farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Ama en kabul görmüş, en çok kullanılan yöntem olarak bu sıralamayı sizlerle paylaşmış oldum. Burada kararların doğru alınabilmesi ve sonuçta kullanıcı için sağlıklı ve güvenli yaşam alanları, belirli estetik değeri taşıyan bir sonuç ürün elde edilebilmesinin ana anahtarı bana göre iyi bir analiz ve araştırma yapmak. Bu analiz ve araştırmada yani kontekst, içinde yer alacağım ortam, bağlam, content, tasarlayacağım yaşam alanının kapsayacağı iç ortam, kullanıcı, oradaki yaşantı. Bu ikisini iyi analiz edersem ve uygun çıkarımlarda bulunursam dış çevre ve iç çevre, kontekst ve content. Bu ikisini iyi analiz edip birbiriyle ilişkilendirerek uygun çıkarımlarda bulunursam yani bilgileri topladım, bunları anlamlandırdım, grupladım, kendime göre tasnif ettim. Sonrasında ilişkilendirmeye başlıyorum. Farklı verileri birbiriyle bağlamaya başlıyorum. Ve belki de bazıları benim için daha ön plana çıkıyor. Bunu yaparsam doğru iş yaparım. Bunu gerçekleştirebilmek için de işte çıkarım dediğimiz ara aşama çok önem kazanıyor. Bilgileri topladım. Bu bilgilerle ne yapacağım? Bu kararları doğru şekilde verebilmek için,
iyi şekilde sonuçlandırabilmek için bu bilgileri nasıl yorumlayıp nasıl bir yaklaşım çizeceğim kendime, bunun ortaya konması bence çok yararlı olacaktır.